Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. O kadar çok size sordum ki artık dedim ki bir de ben benlik bir seri çıkarttım. Kendime sordum bu soruları. Tabii ki ileriki zamanlarda sizden isteyeceğim. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni lütfen. Başıma gelen en cringe olaylar, yani lise, üniversite anılarım, bütün yediğim zorbalıklar, bütün yediğim kazıklar, her şeyi içerir bu video. Bu videoda aha da şöyle bir bardağımı da aldım. Videoya geçmeden önce bu tarz videonun devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayın, konuşamadım. Abone ol, şu yandaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabına takip etmeyi unutmayın lütfen. Liseye, üniversiteye falan geçecekler illaki vardır aramızda. Onlar da beni dikkatlice dinlesinler. Nasıl bir zorluk onları bekliyor, nelerle karşılaşabilirler, ben kendim canlılarımı anlatacağım. Lise anılarımdan başlayalım. İsimleri vermeyeceğim. Ah, sizin isimlerinizi bir versem var ya. Şimdi bir keresinde şöyle bir olay gelmişti kız benim başıma. Bak hiç unutmuyorum ha. Lisedeyim. Lise arkadaşım okula düzleştirici getirmiş falan, saçını düzleştiriyor. Yani ben dedim ki ben de düzleştirebilir miyim düzleştiricini? Vermedi bana bu arada, çok samimi ve en yakın arkadaşım. Hayır işte yeni aldım zaten falan ya, ve gerçekten yeni almıştı. Olsun, konumuz bu değil. Vermedi düzleştiricisini bana. Tamam, hiçbir şey demedim, tamam. Hani üzüldüm tabii ama umurunda bile değil bu arada. Kimsenin umurunda değilim. Ay, git be gerizekalı. Senin umurunda olsam kaçacağız da. Neyse, o zaman üzüldüm yani. Sonrasında arkadaşlar ben konuşmadım yani. Küstüm, trip attım gibi bir şey oldu. Bir baktım o da bana küstü, o da bana trip atıyor falan derken bir baktım ki arkadaşlığımız bitiyor bizim. Zaten çok sağlam bir arkadaşlık değilmiş de ben işte öyle sanmışım. Her şeyde gülmem, bütün anılarıma şu anda gülüyorum. Bir de o zaman beni görseydiniz, neyse. Sonra benim iki tane sınıfta sevmediğim kız vardı. Yani beni sevmeyen, benim de sevmediğim kız vardı. Ve ben hani böyle biraz daha inek model olduğum için hani kimse sataşmıyorum, şey yapmıyorum, 9. sınıftan bahsediyorum. Hani sataşmıyorum falan. Sonra bu benimle küstü ya, bir baktım benim konuşmadığım o iki kızla konuşuyor. Ne alaka dedim, ne alaka konuşuyorlar falan. Dedim neyse, beni ilgilendirmez yani. Ondan sonra bir baktım bunlar arkadaşlar, arkadaş oldular. Çıkışta beni bir güzel dövdüler. Nedeni yok ama. Dövmek istediler. Sebep dövmek istediler. Bu yaşadığım en cringe olaylardan bir tanesi sadece. Benim lisede matematiğim çok iyiydi. Yani 9. sınıfta böyle 195-98. Hani 90 alsam hoca bana ne oldu diye soruyordu. O kadar iyiydi benim matematiğim, sayısalım. Bir yakın arkadaşım vardı ve onun da bir o kadar kötüydü matematiği. Ben de salak gibi artık son sınavımız, 3. sınavımızda o zaman işte son sınavımıza gireceğiz ve hani her şey o sınavdan sonra belli olacak aslında, hani karne notun falan filan. İşte son sınavımız, ben geri zekalı gibi, zaten notlarım yüksek de benim bu arada. Hani son sınavımda yine yüksek alacağım belli, çünkü çok çalışmıyordum ama sayısalım iyiydi benim o dönem. Yakın arkadaşım yanımda oturuyor. Sınavdayız falan. Sonra bir baktım hiçbir şey yapamıyor. Aldım kendi kağıdımı, doldurdum, ona verdim, ismini yaz dedim. Sonra onun kağıdını aldım, doldurdum. Geri zekalı gibi tabii ki soru olduğu için o soruları aynı mantıkla çözmeniz gerekiyor ve aynı çözmeniz gerekiyor. Hani lafı dolandırarak yazayım gibi bir şey yok matematikte. Ben de geri zekalı gibi aynısını kendi kağıdıma da geçirdim. Hani tekrar çözdüm bir şekilde. Ama elim ayağım titriyor. Çünkü hani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hani ilk defa birine kopya veriyorum ya da direkt kağıdını ona veriyorum falan. Yusuf'um. Sınav sonuçlarımız geldi, çattı. İkimiz de 100 tabii ki. Hoca bizim yanına çağırdı. Biliyor tabii ki onun kağıdını benim doldurduğumu ya da onun benden kopya çektiğini biliyor hoca. Böyle yaptı sadece. İtiraf edin dedi. O itiraf etmedi. Ben de itiraf etmedim. Yani onu satmak istemedim açıkçası. Aslında o itiraf etmedi. Ben itiraf etmedim. Hoca bana şey dedi. Hani Gizem dedi. Bak dedi. Sınav sonucunuz dedi. İkinizin de geçersiz kalacağım dedi. O yüzden itiraf dedi. İtiraf et. Sen itiraf et. Ben sırf arkadaşım yanmasın, işte disipline gitmesin, bir şey olmasın, hocayla arası kötü olmasın falan diye bir şey söylemedim. Notu tabii ki geçersiz oldu. Yani disipline falan gitmedik ama hoca ikimizin notunu geçersiz kıldı. Yani sadece diğer sınavlarla karne notunuz gelecek. Bu sıfır olarak geleceğim bunu dedi ve kötü bir şey tabii ki. Hani düşünün, sanki bir sınavdan sıfır almış gibi oluyorsunuz. O arkadaşım, yani ben olsaydım onun yerinde, hani ona da dedim, hani neden demedim ben çektim kopya diye.
Şimdi bilim işte uğraşamam, şimdi hocayla da carttır, cürttür, disiplindir falan, zaten sıfır alacaktım. Tamam sen sıfır alacaktın ama ben almayacaktım sıfır. Gerizekalı! Ah! Sırtımdan çok, bu arada bir tek buradan bıçaklama da o söylemedi. Ben de salak gibi satmamak amacıyla söylemedim. İkimizin de sıfır girdi. Gizem peki onunla arkadaşlığa devam ettin mi? Tabii ki evet. Çünkü çok gerizekalıyım. Tabii ki arkadaşlığıma devam ettim. Ve zaten bu olayı birkaç videomda falan anlatmıştım. Ve bu o kadar samimi olduğum arkadaşım beni dayak yediğim bir gün bir baktım satmış. Hiçbir şekilde kavgaya dahi dahil olmamış. Beni dövmüşler sadece. Kanı bile kıpırdamamış. O da yine konuştum. Sonra bir darbe daha oldu. Konuşmadım. Ben eskiden insanları çok zor silerdim. Eskiden çok zor silerdim insanları. Sanki insanlar benim hayatımda insanların olması bir katkıymış gibi, bir artıymış gibi. Şunu anladığım zaman, yani benim asıl onun hayatlarına bir artım var dediğim zaman, onların benim hayatımda bir eksisi var dediğim zaman, yani bu durumu kabul ettiğim zaman insanları çok kolay hayatımdan çıkartmaya başladım. Ve bu çok güzel bir kabulleniş. Yani öyle güzel bir kabulleniş ki artık şu evreye geliyorsunuz. Benim kimseye ihtiyacım yok benden başka. Çok şükür şu anda hayatımda çatır çutur insan silerim, çatır çutur insan çıkartırım. Hiç problem değil. Yeter ki bir yanlışını göreyim. Ama o zamanlar salaktım demek ki. Gerizekalı ben. Şimdi gelelim artık üniversite anılarıma. Üniversite anılarıma girdiğim an itibariyle hiçbir kavga görüntü olmuyor. Yani lisedeki gibi olmuyorsunuz üniversitede. Üniversitedeki arkadaşlıklar kalıcı mı? Yok değil. Yani tabii ki kalıcı olanlar da var. Çok iyi insanlar da var ama yani üniversitede de sizin sırtınızdan bıçaklıyorlar arkadaşlar. Yani sadece lisede falan diye düşünmeyin. Sadece lisede size gıcık olduğu zaman sizi dövmüyorlar. Sadece şey yapıyorlar. Arkanızdan iş çeviriyorlar. Bu sefer üniversitede daha bir entrika başlıyor böyle. Ya benim öyle olmuştu. Bir keresinde günlerden bir gün yediğim kazıklardan bir diğeriyse arkadaşlar. Ben böyle daha yeni yeni kanal açmışım. Yani yeni bir kanal açmışım. Bu kanalı yeni açmışım. Ha? Devam et. Böyle çok mutluyum, çok hevesliyim. Kimseye söylemiyorum, utanıyorum, çekiniyorum. İşte ay ay rezil olacağım falan. Bir gün ne rezil olacağım değil mi? İşte salak kafam rezil olacağım diyorum. Neyse en yakın arkadaşıma söylememiştim bile yani. Hani daha o zaman söylememiştim. Sonra bir gün söyledim ona. Dedim ki o zamanlar bir de Polina'nın kanalını çok izliyordu. Polina'ya aboneydi ve Polina'yı takip ediyordu. Ben de seviyordum Polina'yı. İşte Polina'yı izliyor falan böyle yaptım en sonunda. Ay ismini söyledim. Ay dedim işte X kişisi ben de bir kanal açtım dedim böyle böyle. Suratı böyle hani böyle bir mutlu olursun ya. Ya da ay gerçekten mi çok sevdim ne bileyim ya da hayırlı olsun falan. Böyle oldum. Ya yaptı direkt böyle hani gıcık bir suratla. Ya dedi yani ben de yumruğu geçirdim suratına demek çok istersem olmadı öyle. Hani ben şey diyorum evet işte şu videoyu çektim. Daha o zaman da 2 videom 3 videom falan var. İşte dedim evet dedim bak işte videolarım falan filan baktım. Herkes çekiyor bunlardan. Tamam da daha yeni açmışım kanalı bir dur ya. Yani bir yeni açmışız yani biz de bilmiyoruz ki ne yapacağımızı. Yani kafamıza net bir şey yok. İşte ondan sonra ben de evet biliyorum falan modum bayağı düştü aslında. Sonra bana şey dedi, aa dedi işte bir kanalım yok ki sana abone olayım. Hani kanal açıyorsun ya abone olmak için. Ben de olsun dedim, canı sağ olsun dedim, hiç önemli değil ama biliyorum yani. Sonra arkadaşlar bir gün okul projeksiyonundan YouTube kanalına girdi. Bir baktım kanalım var ve hep benim videolarımı izlemiş. Aa dedim, benim videolarımı izlemişsin. Abone oldun mu bana dedim. Ay unuttum ya dedi. Yine abone olmadı. Ne videomu beğenmiş, ne bir abone olmuş. Yani şey gibi düşünün, sinsi sinsi takip eder ya. Şu ne yapıyor bu gerizekalı bir bakayım falan gibisinler. Resmen sinsi sinsi beni takip etmiş. Ama hiçbir şekilde ne bir takip, ne bir abone, ne bir beğeni, hiçbir şey, ne bir yorum, hiçbir şey yok. Ki o zamanlar 2-3 yorum gelse öp başına koy yani o yorumları. Çok az yorum var. Hani en yakın arkadaşımdan yediğim bir diğer entrika buydu. Kazık bence. Evet gelin görün ki bir diğer aynı arkadaşım tarafından sırtından bıçaklanma anısına gelelim. Bu arkadaşım çok flörtöz bir arkadaştı ve şey gibi düşünün. Hani flört edip umursamayan tipler değil. Flört edip her flörtün arkasına ağlayan, üzülen, sanki yıllarca sevgiliymiş gibi acı çeken birini düşünün. Öyle bir insandı. Çok flörtözü, çok flört oldu falan. Ve günlerden bir gün bunun bir flörtü var. Sevgili demeyeyim. Flörtün yanına gittiği zaman bana şey diyordu. Sen gelme. Ben de diyordum ki
tamam. Yani ne kadar gerizekalı bir insanım ya. Tamam diyorum. Yani flörtüm yanına gelin. Ya gelme benimle işte biz baş başa kalacağız. Tamam, bu arada baş başa kalmaktan kastım, bak Allah belamı versin ki ben şurada oturuyorsam onlar burada oturuyor. Yani yine aynı yerdeyiz. Sadece tek değişen şey ben orada yanlarında oturmuyorum. Desem ki baş başa gidiyorlar, zaman geçiriyorlar, ben yapışmayayım, öyle bir şey değil. Hani yine önümde oturuyor ama onunla tek oturuyor ve bana sırtı dönük. Hani asla benimle muhatap olmuyor. Asla olmuyor. Aynı yerdeyiz ama. Ya benim de beynim basmıyor ki ya kardeşim işte sen gerizekalı mısın? Ya bu kadar şey olmaz yani, beni mi kıskanıyorsun gerçekten ki, benim gibi bir insanı mı kıskanıyorsun? Yani benim arkadaşlarımın ya da ne olursa olsun arkadaşlarımın sevgilisini ben bir kız olarak gördüm. Yani bitmiştir benim gözümde. Asla, 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 asla. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Ama yine de kendi kendine bir kıskançlık yapıyordu. Bir işte almıyordu beni yanına, şey yapmıyordu. Ben de tek takılıyordum mesela, bu da gerizekalı gibi. Onlar ne zaman ağzına sıçsa da yanında ben oluyordum. Bir ton akıllı ben veriyordum. Bir ton destekçisi de ben oluyordum. Sabaha kadar ben onunla konuşup ben uyumuyordum mesela. Ya işte bu da benim aptallıklarımdan birer tanesi. Evet, gelelim artık. Bayağı backstabber'larla arkadaşlık olmuşum. Stabber, stabber. O şarkı çalıyor şu an kafamın içinde. Bir diğeri ise arkadaşlar. Şuydu, biz üç en yakın arkadaş grubuyduk. İki kız arkadaş. Yani ben öyle sanıyordum. Değilmişiz de öyle. İki kız arkadaşlarmış onlar. Ya ben çok doğrucu bir insan olduğum için ve asla bir insanı pohpohlamak huyum değildir. Gerçekten huyum değildir. Yalan söyleyeyim işte mutlu olsun diye diyen bir insan da değilimdir. Yani çok dobra ve açık sözlü bir insan olduğum için bu iki kişi arasında beni en dürüst insan haline getirince çok anlaşamaz olduk zaten. Bir şey oluyordu, sana bakıyor diyor mesela ama bakmıyor sana. Yani bakmıyor. Yalan söylüyor. Seni mutlu etmek için yalan söylüyor ama sana bakmıyor. Yani baksa seninle konuşuyor, seni mutlu etmek için bir şey yapar ya da senin dikkatini çekmeye çalışır değil mi? Ama öyle bir şey yok. Neyse, geçiyorum bunları. Yani anladınız demek istediğim şeyi. Biz üçümüz bu sefer de bir yere gidiyoruz. Hani bir şey almak için falan filan. Bölümümüzle alakalı bir şey almaya gidiyoruz. Neyse, bu sefer böyle oldu. Aa, biz seninle buraya gelmiştik falan diye bir baktım aralarında konuşuyorlar. Ama ben biraz önde yürüyorum. Seni buraya gelmiştik, buraya kimle gelmiştik ya falan diye böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Ben böyle anlamadım falan dedim, buraya mı geldik dedim. Ha yok ya, biz bir ara gelmiştik de öyle işimiz düşmüştü. Ben aramıştım, buradaydım da o da müsaitmiş de 5 dakika yanıma uğra... Yani dolandırıyor da dolandırıyor. Yani ikisi kendi aralarında buluşmuşlar. Bir diğer sırtımdan bıçaklama da buydu. Ya kendisi buluşmuş. İkisi buluşmuşlar, beni çağırmamışlar. Çok da fifi. Yani o zaman üzülmüştüm, şey yapmıştım ama benim de onlardan bağımsız bir hayatım vardı. Yani onlara mecbur hissetmiyordum kendimi ya da onlar öyle yaptı, benim arkadaşım yok falan diye hissetmedim hiçbir zaman kendimi. Ama tabii ki insan kendisini kötü hisseder. Üç kız arkadaş grubunuz varsa lütfen dikkat edin. Eğer yo biz çok mutluyuz, çok iyiyiz diyorsanız dışlanan siz olabilirsiniz. Çünkü ben öyleydim. Hani bir sorun yok gibisinden düşünüyordum ama dışlanmışız be ya. Ay çok da umurumdaydım. Hadi oradan ekle. Ay neyse, öyle böyle derken işte biz de baya böyle sırtımızdan bıçaklanmalı, halatlanmalı baya bir anı yaşamışız. Boğulmuşlar bizi halatla falan. Olsun, hayat gerçekten devam ediyor. Ne alaka ya? Hayat yani bir şekilde ders alarak hayata devam ediyorsunuz, biliyorsunuz ki. Hayat zaten bir şekilde devam etmiyor değil mi? Ne alakaysa, neyse. Yani çok da umurumdasınız, çok da fifi yani. Anladınız? O yüzden siz sadece kendinizi sevin. Kendinize mutlu olmayı öğrenin. Bu da size bir anım olsun. Bakın her şeye rağmen dimdik ayakta duruyorum. Çok şükür, bin şükür. Yani bu demek oluyor ki hayat bazen bir yerden sizi vurabilir ama buradan ders çıkartmayı öğrenin her zaman. Ki ben gerçekten ders, bu bana bir ders çok fazla diyen bir insanım ve bunu diyerek önüne bakan bir insanım. Yani hep şükreden bir insanım. Çok şükür böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Değmeyin keyfime. Kıskananlar orada mı? Ay, videomuzun sonuna geldik. Bu seriyi devam ettirmek isterim açıkçası. Böyle sohbet, muhabbet falan olsun diye. Yani benim de yaşadığım şeyler var elbette. Bunları size anlatmak isterim. Hep sizinkileri anlattık. Biraz daha sıra bende ama, değil mi? Bu serinin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna da zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.